10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 80 cevapları. Sayısal, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 80, sayısal, 7, kutu içindeki düzlem aynaya gönderilen I ışını, I1 ışını olarak kutuyu terk ediyor. I ışınının aynadan yansıdıktan sonra I2 ışını olarak kutuyu terk etmesi için ayna hangi yönde kaç derece döndürülmelidir? A. Bir yönünde, 60 derece. B. İki yönünde, 120 derece. C. Bir yönünde, 120 derece. D. İki yönünde, 60 derece. E. İki yönünde, 90. Cevap A. 8. eşit kare bölmeli düzlemdeki G gözlemcisi, düzlem aynaya şekildeki konumdan bakıyor. Buna göre gözlemci 50 cm uzunluğundaki çubuğun görüntüsünün kaç similik kısmını görür? A. 10. B. 20. C. 30. D. 40. E. 50. Cevap C. 9. eşit kare bölmeli düzlemde K ve L aynaları ile X, Y ve Z noktasal cisimleri şekildeki gibidir. Buna göre, gözlemci K aynası yardımıyla L aynasında oluşan görüntülerden hangilerini görür? A. Yalnız X. B. Yalnız Y. C. X ve Y. D. X ve Z. E. Y ve Z. Cevap E. 10. eşit kare bölmeli düzlemdeki bir gözlemci G noktasından düzlem aynaya şekildeki gibi bakıyor. Buna göre gözlemci saydam olmayan X, Y, Z ve T cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü göremez? A. X ve Y. B. X ve Z. C. Y ve Z. D. Z ve T. E. X ve T. Cevap A. 11. eşit kare bölmeli düzleme X ve Y düzlem aynası ve K, L ve M noktasal cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre, G noktasında bulunan bir gözlemci K, L ve M noktalarından hangilerinin ilk görüntüsünü hem X hem de Y aynasından görebilir? A. Yalnız K. B. Yalnız L. C. Yalnız M. D. K ve L. E. L ve M. Cevap B. 10. sınıf kazanım kavrama testleri, matematik, fizik, kimya, biyoloji, sayfa 80 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.